Motorola'dan herkese merhabalar. Bugün farklı bir ürünle karşınızdayım. Fiyat performans klasında seçtiğimiz ürünlere bir yenisini daha ekledik. TJ Marvin LG korumalarla sizlerleyiz. İyi seyirler. Kış geldi. Hepimiz artık kışlık eldivenlere doğru geçtik. Su geçirmeyen, rüzgar geçirmeyen, daha sıcak tutan kalın kalın eldivenler giymeye başladık. Şimdi bu kalın eldivenlerin bir dezavantajı var. Biraz hissi kaybediyorsunuz. Bunu kullandığınız zaman biraz daha ince ama yine kışlık bir eldivenle işi kurtarabilirsiniz. Artı şöyle bir avantajı daha var. Ne kadar kalın bir eldiven olursa olsun, ne kadar malzeme olursa olsun bir yerden sonra soğuğu elinizde hissetmeye başlıyorsunuz. Artı bir yerden sonra yağmur da geçirir. Daha önce ben bir vlogumda bahsetmiştim, yağmurluk vlogunda. Bir damla o iki dikişin arasından bir yerden geçiyor ve ondan sonra içerideki bu iç malzeme onu emmeye başlıyor. Çünkü siz ne kadar hızlı giderseniz yağmurun etkisini o kadar yükseltiyorsunuz. Normal durmayla motosikletin üstüne gitme arasında çok fazla fark var. Yani örnek veriyorum, normal bir durmak için üretilmiş yağmurluk veya eldiven 2000 milimetre diyorsa siz motorda giderken aslında 10.000 milimetrelik yağmura eşdeğer bir güçle buna bastırıyorsunuz. Bundan dolayı bu tip malzemeler eldivenin üzerine gelen yağmur suyunu da aldığı için elinizin ıslanması ihtimalini de ortadan kaldırıyor. Yani ben saatlerce günde sürüyorum. Yağmur, çamur hiçbir şey benim için fark etmiyor diyorsanız bu tip ürünler vazgeçilmez. Ben haftada 1000 kilometre yapan birisi olarak yaz, kış, kar, çamur hiçbir şey fark etmeden en aşağı 1000 kilometre yapan birisi olarak bu ürünler benim için vazgeçilmez. Şimdi benim elcik ısıtmam var. Bu tip bir ürüne ihtiyacım var mı? Bence var. Neden? Onu da açıklayayım. Elcik ısıtma elin iç kısmını ısıtır fakat dış kısmını ısıtamaz. Bundan dolayı da dışarıdaki soğuğu mutlaka birazcık daha hissedersin. Artı dediğim gibi yine yağmurdan da korunmasızsın. Bir yerden sonra eline su da geçebilir. Bunun içine koyduğun zaman ellerin nispeten birazcık daha izole bir yerde elcik ısıtmanın etkisini tam olarak hissedebiliyorsun. Artı kan dolaşımının daha iyi ısındığı için de daha sıcak hissediyorsun. Sudan da kurtulmuş oluyorsun tamamen. Öyle bir ihtimal de kalmamış oluyor. Yani elcik ısıtman varsa bu ürünle beraber çok daha sıcak, çok daha iyi hissedebilirsin. Yoksa da elcik ısıtma masrafına girmeden nispeten ucuz şekilde kendinize izole bir alan yaratabilir. Biraz daha sıcak ve kesinlikle ama kesinlikle kuru kalabilirsiniz. Hobi kullanıcıları için de bence bu önemli bir durum. Şimdi peki şu soruya geliyoruz. Hobi kullanıcıları neden bu tip ürünleri pek tercih etmiyor? Şimdi genellikle kuryelerde kullanılanlar biraz daha büyük ve açıkçası kaba duruyor. Malum adamlar buraya dirseğe kadar gelen elcik koruma kullanıyorlar. Bence bunlar da çok hoş durmuyor. Fakat TJ Marvin biraz bu işin önüne geçmiş. Gayet güzel. Böyle minnoş bir tasarım var. Kibar duruyor açıkçası. Ürünün özelliklerine kısaca bir bakalım. Dışında su geçirmez bir yüzey var. Kenarlarda reflektif şeritler var. İçine baktığınız zaman da gayet kalın ve güzel bir kürk var. Oldukça da sıcak tuttuğunu söyleyebilirim. Tabii bu suni kürk, gerçek bir kürk değil. Ayrıca universal. Her şeye takabilirsiniz. Biz kendimiz scooter'a denedik, naked'a denedik, enduro bir motosikletimiz var, orada denedik. Artı bir de gittik, elcik koruması olan bir motosiklete de taktık bunu. Hepsine de sıkıntısız bir biçimde uydu. Şimdi küçük olunca bakıyorsun diyorsun ki herhalde bu yani en son artık dedik ki bu elcik korumalıya artık uymaz. Ama uydu, bir şekilde taktık. Ve o kadar büyük bir alanı olan bir yere taktığımızda dahi hiçbir şekilde kontrollerde elimize takılan bir şey olmadı. Gayet rahat bir şekilde motosikleti kontrol edebilmeye, yönlendirmeye devam ettik. Piyasada da 150-160 lira arasında bulunabiliyor. Baktığınız zaman fiyat fayda olarak gerçekten çok faydalı. Özellikle ben yağmurda kullanıyorum diyen adam için vazgeçilmez olması gereken bir şey. Ben kendimi gayet seviyorum. Kış geldiği zaman genellikle motosiklete ilk taktığım şey bu tip bir ürün oluyor. Bu incelememizi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yine fiyat performans olarak buna yakın farklı ürünler de varsa incelememiz için bize yollarsanız çok seviniriz. Hepsini tek tek dikkate alıyoruz. Ve aşağıda yorumlarda bunları görmek isteriz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sizlere kışın kuru, güvenli ve sıcak sürüşler diliyorum. Görüşmek üzere.